Selam arkadaşlar. Yaklaşık 5 ay önce yürüyerek nasıl 2 ayda 12 kilo verdiğimden bahsettiğim bir video çekmiştim. Evet, yürüyerek kilo verdim. Tabii ki sadece yürüyerek kilo vermedim. Ama nasıl kilo verdim genel olarak merak ediyorsanız zaten kanalımda pek çok video var. Onlara bakabilirsiniz. Ama yürümek kesinlikle bana kilo verdiren şeylerden bir tanesiydi. Ve bacak inceltmek dersek de kesinlikle bacağımı incelten en etkili şeylerin başında yürümek vardı. Before after fotoğraflarımdan da görüyorsunuz. Tabii video bu kadar izlenince çok fazla soru da beraberinde geldi. O yüzden bugün bu soruları cevaplamaya geldim. Hem yürüyerek nasıl kilo veririz hem de eğer yürüyorsanız ama kilo veremiyorsanız, yani sonuç alamıyorsanız yürürken kilo vermede ne gibi çok sık yapılan yanlışlıklar var, bundan bahsedeceğim. Hazırsanız eğer siz videoyu beğenmeyi unutmayın ve böyle videoları kanalımda çok daha sık görmek istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Yürümek benim için gerçekten arkadaşlar before after'larıma zaten baktığınızda anlıyorsunuzdur ama en bomba şeylerden bir tanesi, beni Instagram'dan takip ediyorsanız da hala güncel olarak sürekli yürüdüğümü ve bununla ilgili storyler falan attığımı görüyorsunuzdur. Günde kaç adım atıyorum, kaç adım atılmalı, bu o kadar kafa karıştırıcı bir şey ki sizi çok iyi anlıyorum. En çok gelen sorulardan bir tanesiydi. Şimdi bir tane ölçüt çıktı, 10.000 adım ölçütü diye. Bu 10.000 adım ölçütü doğru mu ve 10.000 adım mı atmamız gerekiyor kilo vermek için? Aslında hayır. 10.000 adım arkadaşlar 1960'larda Japonya'da bir adım sayar için yapılan bir pazarlama kampanyasıymış. Aslına bakarsanız kampanyanın sloganıymış yani ve o zamandan bu zamana kadar öyle bir noktaya geldi ki sanki kilo vermek için gereken yegane ölçüt oldu 10.000 adım. Yani bütün herkes kilo vermek istiyorsanız 10.000 adım atın diyor ve bütün insanlar kilo vermek için sadece 10.000 adım atmaları gerektiğini düşünüyorlar. Bu arkadaşlar bilimsel bir temele dayanan ölçüt değilmiş. Fakat 10.000 adım atmak kötü mü? Tabii ki de hayır. Çok çok iyi bir rakam. Atılabiliyorsa eğer mutlaka 10.000 adım gün içerisinde atıyor olmak gerektiği söyleniliyor tabii ki. Benim ölçütüm 10.000 adım mı? Hayır. 10.000 adım ölçütüne bağlı kaldığımda arkadaşlar ben çok fazla strese girdiğimi fark ettim. Kilo vermeye çalıştığım dönemlerde. Çünkü 10.000 adım atmak yaklaşık 2 saate falan tekabül ediyor. Ve ben bazen böyle gün içerisinde bölüyor olmama rağmen bile 10.000 adımı tamamlayamadığımda acayip bir strese giriyordum. İşte yürümem gerek, yürüyemedim falan diye kendime bildiğiniz kötü hisseder noktaya geliyordum. Ve bunun bana iyilikten çok kötülüğe sebep olduğunu fark ettim. Vücudum strese giriyordu, strese girdikçe ben sonuç alamıyordum. Bunun olması benim kilo verme sürecimde en son isteyeceğim şeylerden bir tanesiydi. O yüzden kendime koydum ölçüt arkadaşlar 7.000 adımdı. Minimum ben 7.000 adım atıyorsam benim için her şey okeydi. Tabii ki de 2.000-3.000 adımla kilo verilmiyor pek. Yani 2.000-3.000 adım açıkçası bence hareketsizlik boyutunda az bir rakam. O yüzden benim kendime koyduğum minimum hedefim 7.000 adımdı. Bazı zamanlar bu 7.750 oluyordu, bazen 8.000 oluyordu, bazen ki Instagram'da paylaşıyorum 10.000 adım atıyorum, bazen geçiyorum 10.000 adımı. Ama dediğim gibi kendime koyduğum minimum hedef 7.000'di. 7.000'in üstü artık benim için ne yaparsam kârdır kısmı. 7.000 adımda kalıyorsam eğer, o an eve dönmem gerekiyorsa, daha fazla yürüyemeyeceksem benim için strese girecek hiçbir şey yok demekti. Ve bu bende hem kilo verme açısından, incelme açısından, göbeğimin gitmesi, öncelikle de bacaklarımın incelmesi açısından en kritik nokta oldu. Şimdi derseniz ki eğer ben günde 7.500 adım atıyorum ama kilo veremiyorum. Bu noktada arkadaşlar şöyle bir durum devreye giriyor. Yani siz eğer adım atıyorsanız, yürüyorsanız ama hala kilo veremiyorsanız, hiçbir değişikliğiniz, hiçbir sonucunuz yoksa bunu arkadaşlar arttırmanız gerekiyor demektir. Yani eğer siz örneğin 7.000 adım attığınız halde sonuç alamıyorsanız demek ki sizin 7.000'i 8.000'e çıkarmanız ya da işte diyelim 8.000 ise bunu 9.000'e çıkarmanız gerektiği anlamına geliyor olabilir bu. Bunu ben aslında normal sporda da ağırlık çalışmasına benzetiyorum birazcık. Ağırlığı arkadaşlar belli bir süre sonra arttırmanız gerekiyor. Yani sizin için daha işe yarar hale gelmesi için zorluk seviyesi biraz artması gerekiyor. Yani ağırlık çalışırken de belli ağırlıklar size ilk etapta zor gelir. Kaldıramazsınız mesela. Ama alıştıkça, geliştikçe o ağırlıklar size bırakın zor gelmeye yoksa kolay hale geliyor olur. Ve o kolay ağırlıklarla devam ederseniz sonuç alamayabilirsiniz. Bu noktada ağırlıkları arttırmanız gerekir ya hani. İşte yürüyüşte arkadaşlar biraz buna benziyor. Eğer sürekli 7.000 adım atıyor olmak size artık bir sonuç vermiyorsa 7.000'i 8.000'e, 8.000'i 9.000'e bu şekilde arttırmaya yani çıkarmanın vakti gelmiş demektir. Tabii bu süreçte arkadaşlar kalori açığında olmak gerekiyor. Yani sabah ben pasta börek yiyeyim. Akşam da işte hamburgerle, patates kızartması kolayla akşam yemeğimi yapayım. Ama ben yürüyüşümü yapayım işte. 7.000-8.000 adımımı atayım ve incecik, zayıf böyle fit bir vücuda sahip olayım noktası tabii ki de maalesef gerçekleşmiyor. O yüzden sağlıklı, evde temiz, besin değeri yüksek yemeklerimizi kendimiz hazırlayacağız ve yiyeceğiz. Tabii bir miktarda kalori açığında olmak gerekiyor. Kalori açığı nedir? O bir miktar
miktar kalori açığı nasıldır derseniz eğer, bununla ilgili iki tane videom var. Bir tanesinde birazcık daha detaylı anlattım ama sizi sonuca çok daha sağlam götürecek bir yöntem. Diğerinde de, diğeri belki birazcık daha karışıktır diye, çok daha basite indirgeyerek anlattım. Yani ilkokul düzeyinden bile daha kolay bir matematik yapmak gerekiyor. Ama o matematiği yaptıktan sonra günde kaç kalori almalısınız? Kalori açığı nedir? Yani o bir miktar kalori açığını nasıl yaparsınız? Bunların hepsinin cevapları var. Çok eğlenceli videolar. Bence o videoların ikisini de mutlaka izlemelisiniz. Aşağıdaki açıklama kutusunu genişletirseniz eğer, bu videoda ihtiyacınız olacak videoların hepsinin linkini aşağı bırakacağım. Bir diğer arkadaşlar, işe yaramayan kısımda yavaş yürümek. Yani eğer diyorsanız ki ben yürüyorum, adımlarımı da yeri geliyor arttırıyorum ama sonuç alamıyorum. Arkadaşlar yavaş yürüyor olabilirsiniz. Geçenki yürüyüş videomda tempo ile ilgili çok güzel bir tüyodan bahsetmiştim. Bu videoda geçen videoda anlattıklarımdan bahsetmeyeceğim. Ama şöyle küçük bir özet geçersem eğer, yavaş bir şekilde yürümemeniz gerekiyor tabii ki. Fakat böyle kantar içinde kalırcasına, yani birisiyle sohbet edemeyecek noktaya gelircesine aşırı hızlı ve aşırı tempolu yürümemek gerekiyor. Onun arasındaki noktada yürürseniz arkadaşlar kesinlikle sonuç alırsınız. Ben buna inanıyorum. Ben de kendim de bu şekilde yürüyorum zaten. Ama şimdi burada şu da devreye giriyor. Yağ yakımını arttırmak isteyen de bir grup var. Geçtiğimiz videoda bununla ilgili çok fazla yorumlar aldım. Yağ yakımı arttırmak isteniyorsa arkadaşlar birkaç çeşit yöntem var. Bunlardan bir tanesi yürüyüşe eğim eklemek. Yani eğer dışarıda yürüyorsanız yokuş yukarı yürüyebilirsiniz ya da zorlu arazilerde yürüyebilirsiniz. Bu seçeneklerden bir tanesi. Diğeri de işte koşu bandınız varsa koşu bandınıza eğim vererek yürümek. Ama bu şahsen benim tercih ettiğim bir yöntem değil. Ben endomorf vücut tipine sahibim ve zaten before fotoğraflarımda da görüyorsunuz, yani kilolu olduğum dönemde üst bacaklarım çok kalın ve ben oradan yağlanmaya çok meyilliyim. Bu nedenle ben eğim tercih etmiyorum arkadaşlar. Çünkü eğim üst bacakları birazcık daha yük bindirdiği için kalınlaşma yapabiliyor. Ve ben bu olasılığı bile istemediğim için genelde düz zeminde yürümeyi tercih ediyorum. Fakat siz bu durumdan yani rahatsız değilsinizdir, bu sizin için okeydir, siz endomorf değilsinizdir ya da hafif kalınlaşmayı zaten seviyorsunuzdur. Eğim yürüyerek yağ yakınınızı artırabilirsiniz. Bir diğeri bilek ağırlıkları kullanmak. Bilek ağırlıkları kullanarak da yürüyüşünüzü birazcık daha zorlaştırmış olursunuz. Zorlaştırırsanız da arkadaşlar yağ yakımını arttırmış olursunuz. Ama burada da şöyle bir kritik varmış. Bilek ağırlığı kullanmak da birazcık ayak bileklerine yük bindirdiği için sakatlanmalara sebep olabilirmiş. O yüzden çok dikkat edilmesi gerektiği söyleniyor bu noktada da. Bir diğeri de ağırlık yelekleri kullanmak. Bu diğer yöntemlere göre birazcık daha tercih edilen bir yöntemmiş. Çünkü ağırlığı vücuda daha dengeli bir biçimde dağıtıyormuş. Ben bunların hiçbirini denemedim. Dediğim gibi eğimi zaten tercih etmiyorum ama ağırlık kısımlarını ben denemedim. Bilek ağırlığı kısmında bilmiyorum, sakatlık falan gibi şeyler beni çok korkutur. O yüzden belki denemem. Fakat ağırlıklı yelek fikri bana aslında çok da kötü gelmedi. Açıkçası bana hiç belli olmaz. Her an satın alıp deneyebilirim. Bunlarla arkadaşlar yürüyüşünüzü birazcık daha zorlu hale getirip yağ yakımınızı arttırabilirsiniz. Eğer bir şeye alışkınsanız, onu çok daha rahat yapıyorsanız eğer, onunla kalori yakıyor olmanız daha düşük oluyor. Yani zorlanıyor olmak gerekiyor bir tık. O yüzden bu ağırlıklı yelekle yürüme fikri bana birazcık cazip geliyor aslında. Deneyenleriniz var mı bu arada? Varsa lütfen yorumlarda bizi bilgilendirmeyi unutmayın. Denemiş olan birilerinin yorumları, görüşleri benim için çok önemli. Tabii ki arkadaşlar yürüyüşe ek haftanın 3-4 günü direnç antrenmanı yapmak gerekiyor ki kas kaybı yaşamayalım. Diyelim kalori açığında besleniyoruz, beslenmemize dikkat ediyoruz ve sadece yürüyüş yapıyoruz. Bu birazcık kas kaybı yaşanmasına sebep olabilir. Ama haftanın 3-4 günü yaptığımız direnç antrenmanı yürüyüşle birlikte olursa eğer vücutta müthiş etki oluyor. Ben de bu şekilde yaptım biliyorsunuz ki. Yani şu gördüğünüz bütün afterlara ben bu şekilde ulaştım. Nasıl yapalım? Yani o direnç antrenmanı nedir? Nasıl yapacağız diyorsanız kanalımda bununla ilgili de çok fazla video var. Instagram'da da bununla ilgili çok fazla videom ve story'm var. Haftalık spor planlarımı falan sıklıkla paylaşıyorum. O yüzden o videolarımı mutlaka bence izleyin. Instagram'da da beni mutlaka takip edin. Bu da yürüyüşe ek olması gereken şeylerden bir tanesi bence. Ayrıca çok önemli olan bir şey daha var. O da yürüyüş tek seferde olmak zorunda değil. Bu sebeple yürüyemeyen ya da çok daha az sayıda yürüyen pek çok yorum aldım arkadaşlar. Diyelim günde 8000 adım atacaksanız 4000'ini sabah 4000'ini akşam atabilirsiniz. Ben de bu şekilde yaptım. Ayrıca şöyle şeyler de bakın çok çok etkili, kilo verme ve incelmede. Diyelim telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Bu keyfi bir telefon görüşmesi de olabilir.
olabilir. İşle ilgili işte toplantıyla ilgili falan filan şeyler de olabilir. Ama diyelim telefon görüşmesi yapıyorsunuz ve bu görüşmeleriniz 10-15 hatta bazen 20 dakika kadar sürüyor. Arkadaşlar evde bile olsanız o telefon görüşmelerini mesela evin içerisinde bile böyle yürüye yürüye yapıyor olmanız çok büyük kar. Mutlaka çevrenizde böyle biri vardır. Telefonla konuşurken sürekli yürür. İşte aslında o kişiler kötü bir şey yapmıyor. Yani yaptıkları aslında iyi. Sizin de eğer böyle telefonda konuşmak için, görüşmek için çok vaktiniz oluyorsa bu yöntemi deneyebilirsiniz. Çünkü geçtiğimiz videoda da söylemiştim. Eğer spesifik olarak ben yürüyüş yapıyorum diye dışarı çıkamıyorsanız yürüyüşü hayatınızın içine yedirmeniz gerekiyor. İşte mesela arabanızı çok daha uzak bir yere park edebilirsiniz. Otobüsten falan mesela bir durakta inecekseniz özellikle erken inip fazladan yürüyebilirsiniz. Yani gün içerisinde yaptığınız hareketi arttırmak için kendinize ufak bahaneler yaratmak. Bu tarz bahaneler yaratmak arkadaşlar gün sonunda gerçekten adımınıza baktığınızda o adımın çok daha artmış olduğunu gösterecek size. O yüzden hayatın içine böyle ekler katmakta kesinlikle artı. Ben de bu yöntemi bu arada çok kullanıyorum. Hem normal merdiven hem de yürüyen merdiven olan yerlerde arkadaşlar ben hemen normal merdiveni tercih ediyorum. Ya da bir yere gideceksem, yürüyebileceksem eğer yürümeyi tercih ediyorum. Arabam varsa uzağa park ediyorum bilerek ki yürüyebileyim o mesafeyi. Bu tarz şeyler çok yapıyorum ve bu tarz şeylerin sonucunu da kesinlikle görüyorum. Yürümek benim hayatımda yaptığım en iyi şeylerden bir tanesi. Vücudumdan stresimi de resmen alıyor arkadaşlar. Ve stres benim vücudumda kilo vermemde çok önemli faktörlerden bir tanesi. Geçtiğimiz videoda bu konudan bahsetmiştim. İzlemediyseniz onun linkini de bırakayım aşağı. Onu da izleyebilirsiniz. Yani bir dönem çok şey yapmama rağmen spor beslenme açısından bir türlü kilo veremediğimi, bunun çok büyük oranda da stresten kaynaklı olduğunu söylemiştim. İşte yürüyüş de benim değiştirdiğim yöntemlerden bir tanesi. Yani belki soru işareti olanlarınız vardır. HIIT kardiyo yapalım, 20 dakikada çok fazla yağ yakalım, daha fazla kalori yakalım. Neden yürüyoruz ki böyle saatlerce diye düşünenleriniz varsa arkadaşlar, ben denemiştim ve o tarz şeyler bende işe yaramamıştı. Neden yaramadığını, neden HIIT yaparak daha fazla kalori yaktığım halde kilo veremediğimi ama yürüyüş yaparak çok daha aslında HIIT'e göre az kalori yaktığım halde nasıl kilo verdiğimi, nasıl inceldiğimi, bacaklarımı falan bu kadar incecik yaptığımı geçtiğimiz videoda anlattım. O videoyu da isterseniz izleyebilirsiniz. Yürümekle ilgili kafanıza takılan başka sorular varsa mutlaka yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince hem yorumları cevaplayacağım hem de ekstra sorularınız varsa yeni bir video çekip size seve seve anlatırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Bu benim için çok önemli çünkü YouTube'un beni sizlere daha fazla önermesi ve tanıtması için, yani kanalımızın büyüyebilmesi için bu çok çok önemli. Beğenmeniz, yorum yapmanız ve abone olmanız çok önemli arkadaşlar. Sizin yani böyle 3 saniyenizi falan alacak bu 3 şey benim için çok kıymetli arkadaşlar. O yüzden yaparsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videomda da görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.